Alexander McQueen modanın dahi çocuğuydu. Yaptığı tasarımlar ve sıra dışı bakış açısıyla her zaman ilgi odağı olmuştu. 20 yıl boyunca moda dünyasında yaratıcılığın sınırlarını zorlayan tasarımlarıyla, tarzıyla çok konuşulmuş ve taklit edilmişti. Alexander McQueen moda dünyasının serseri çocuğu olarak anılmış ve bu lakabın hakkını her zaman vermişti. Tasarımlarına sadece giysi anlamında bakmak imkansızdı. Çünkü McQueen, resim yapan, şiir yazan, kendi iç dünyasında hassas ve melankolik bir adamdı. Aynı zamanda oldukça sade ve alçak gönüllü bir bakış açısına sahipti. Şöhret olma işini film yıldızlarına bırakmak gerek. Biz modacıların yaptığı sadece insanlara servis vermekten ibaret sözü de bu duruşunu kanıtlar nitelikte. Givenchy ve Gucci markaları ona başarı kazandırdı. Moda dünyasının çılgınlıkları içinde yaşayan İçen, partilerde boy gösteren ama diğer yandan sürekli farklı tasarımlar yapıp koleksiyonlarıyla herkesi şaşırtmaya devam eden bir adamdı. Defilelerde her türlü çılgın fikri podyuma aktaran ve kimi zaman eleştirilerin odak noktası olan bir moda dehasıydı. Çalıştığı Givenchy markası, bu kadar farklı bakış açısına sahip bir tasarımcının koleksiyonlarını kendi markalarına göre yumuşatamadığı için yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Ancak bu durum onun için bir eksi olmadı. Görsellere bakınca buna şaşırmamak gerek. Bu tasarım dahisinin Savage Beauty adı verilen sergisinde tüm yaratıcı çalışmaları, barok ve romantik kotür çalışmaları, fetiş ve gotik aksesuarları yer almıştı. InStyle dergisinin moda editörü Hal Rubenstein, McQueen'in ölümünün ardından o inanılmaz bir şov adamıydı. Asla beyaz bir podyumda sakince tasarımlarını tanıtmasını bekleyebileceğiniz biri değildi diye konuşmuştu. Bir defilesinin ardından söyledikleri aslında onun modaya bakış açısının özeti gibi. Yaptığımdan gurur duyuyorum. Monitörden herkesin aynalarda kendine bakmamaya çalışmasını izledim. Aynaya bakmak moda sektörünün en harika parçası ve bunu kendilerine karşı kullanmak. Tanrım, gerçekten aykırı şovlar yapıyorum. Ve yine şu cümlesiyle günümüz moda, marka, tüketici anlayışının güzel bir örneğini yansıtmaktadır. Şu an moda hiçbir kuralın olmadığı, isteğinin üst veya düşük düzey marka giyebileceği, tamamen bireysel ve kişiselliğin hakim olduğu yeni bir çağdadır. Moda bir tutukluluk şekli değildir. Moda gerçekten kaçış tarzında olmalıdır. Her şeyde bir güzellik olduğunu düşünürüm. Normal insanların çirkin diye algıladıklarında ben genellikle güzel bir şey görürüm. Bu görsellerde de Alexander McQueen koleksiyonlarından ayakkabı tasarım örnekleri görüyorsunuz.